Balıklı yaylamızdan Karadağ yaylasına kadar geldik. Bursa'dan abim İsmail Özkurt'la beraberiz. Şimdi buradan aşağıya yine Balıklı yaylamıza patika yoldan aşağı yürüyeceğiz. Daha önce buradan birkaç kere yürümüştüm ve sizlere video çekmiştim. Bugün ayın 12'si mi oldu? Yok pardon. Bugün ne? Cumartesi. 9'u bugün. 9 Eylül 2023. Evet abi, hoş geldin Bursa'dan memleketine. Hoş bulduk. Öz vatanımıza. Buradan aşağı senin de çok çocukluk anıların vardır böyle. Çok kısa öz olarak. Karadağ'a gelir miydin? Yayla zamanları gençliğinde. Yaylaya çok az geliyorduk. Geldiğimiz zaman mutlaka bir Karadağ yürüyüşümüz oluyordu. Cuma günleri burada pazar kuruluyordu. Hiç geldin mi ona? Geldim. Cuma öncesi gelinir. Satacak dere yağı minzisi olan satar. Pazar oluşuyordu. Cuma namazı kılınır. Obaya geri dönülür. Geri dönülürken de sırtta mutlaka yük olurdu. Un. Aşağıdan buraya gelirken de genelde ne tereyağı satarlardı, minzi. Minzi, dereyağı ağırlıklı. Peynir de yapan varmış herhalde. Evet. Şimdi yolu zor buluyoruz buradan aşağı. Ne o minzi var, ne o dereyağı var, ne o yol var. Yol, patik yol, ha burası, sürüye geçelim. Vites de ben çok görmüyorum. Yok yani. Yok. Şimdi ağaç yetişmiş oldu mu altını maskeliyor. Bodur olan ağaçların olduğu yerde tohumdan yine büyüyor. Kesim yapılan yerde mesela 2 sene 3 sene önce kesilen yerlerde normalde görmek lazım o fideleri yerden ama çok fazla bir şey ben göremedim. Yok. Evet buradan. Bak şimdi şunları, bak şu çam ağaçları var bak. Çok sayıda var. Güneş enerjisini alamadığı için büyüyemiyor. Burada var bak, doğru. Var. İnşallah sabah sağlam büyürler. O hastalık çok geç ormanları büyür. Mahvetti. Bu kökte çıra var. Hem de güzel çıra var bu kökte. O zaman bir sepet, bir balta buraya gelinmesi lazım. Bak buraya bir hayvan geldi ama ne hayvan geldi? Domuz tışkı var. Yok, az önce izleri vardı orada zaten. Hemen karşıda bizim Balıklı yaylası gözüktü. Bir sürü taze çiçek var bak. Yeni açıyor. Ha, buradaki çimenin ismi neydi abi? Bak şuradaki çam ağacı mesela. Tek başınaydı orada. Kurumuş. Öyle bir böcek var ki, böcek ağaca giriyor. Ağacın kapuğuyla gövdesi arasına yerleşiyor. Orada bol miktarda yavru yapmaya başlıyor. Böceğin beslendiği tek şey ağaca giden sıvı. Kısa bir sürede ağacı boğmuş oluyor. O böceği yiyen başka bir böcek orman işletme. Ormanlara dağıttı ama. Onu yiyen böcek bir yavru yapıyor, diğeri 10 yavru yapıyor. Ondan mücadele etmesi mümkün değil ki, zaten olmadı. Çok güzel, şuna bakın ya.
şunların uçları çay yapılıyor bunlar. Ağız yaralarına çok faydalı ama tazeyken çok lezzetli. Şu uçlarını alıyorlar. Aynı ıhlamur gibi demleyip içiyorlar. Çok güzel de bir içimi var. Aroması çok güzel. Ağaçların bir isminin de sakız ağacı olduğunu belirtmek lazım. Sakız üzerinde çam sakızı olduğu için oradan geliyor o isim. Evet. Çam sakızı. Çoban armağanı. Bak ne güzel bir söz. Çobanların armağanı. Halbuki o sakız çok değerli. Çok değerli. O sakız ağacın yaralanmış yerinde ağaç mikrop kapmasın diye Allah'ın yaratmış olduğu özel bir macun o. Onu alıp sen çiğnediğin zaman onun antibakteriyel özelliği var. Ağız yaralarına, mide rahatsızlıklarına falan bayağı bir faydası var. Güzel bir hediye. Hazımsızlığı çok güzel etki ediyor. Şimdi nereye geldik abi? Bakayım hatırlayabilecek misin? Buranın asıl yeri geldiğimiz yer. Buraya bu güzelliği veren. Soğuk suya. Hı hı. Ama ora değil. Yok, alttan geçelim oraya. Bu sene Ömer'le geldik buraya. Üstten aşağı yürüttüm hani buradan aşağı hiç yürümemiş. Bayıldı buraya. İlk işim dedi Erdem abim buraya getirip buradan aşağı yürütmek. Erdem de doğacıdır. Bizde en doğacı Erdem'dir. Ama arabayla gidiyorlar. Bulup çimen kamp kuruyorlar. Böyle yürümek lazım. En güzeli yürümek. Bak bu yolun, patika yolun en güzel yanı şuradaki sudur. Yani buraya yola yürüme çıkarken hayalimize, aklımıza ilk burası geliyor. Burada güzel bir oluk var. O yılda suyu bayağı azalmış. Şu avat morelerine bakar mısınız ya?